Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çiçeklerimizi coşturacak, bitkilerimize çiçek açtıracak bir bitki besini tarifi vereceğim. Çiçek coşturan tarifi vereceğim arkadaşlar. Bunu birçok soru aldığım için sizlere göstereceğim. Çiçeklerimiz çiçek açmıyor. Kalan şu çiçeğim çiçek açmıyor. Yılbaşı çiçeğim çiçek açmıyor. Bir sürü soru alıyorum bununla ilgili. İşte bu yüzden sizlere bu tarifi vereceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Elimde görmüş olduğunuz bu bitki besinini ben 3-4 tane muzun kabuğunu 1 litre veya 1,5 litre suyun içerisine koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra 10 veya 15 gün bekletiyorum. Süzüp çiçeklerimi veriyorum. Aynı zamanda buna bir de yumurtayla yaptığım birazdan göstereceğim. O tarifi de bunun içerisine katıyorum veya ayrı bir şekilde bitkilerime veriyorum. Şu anda gördüğünüz yılbaşı çiçeğimin tomurcukları açmış durumda arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğimiz nasıl çiçek açar? Bununla alakalı benim bir videom var. Onu açıklamalar kısmına linkini atacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, muz kabuğuyla yaptığımız bitki besinine ek olarak bir de yumurta kabuklarını haşlayıp onunla da bir besin yapacağız. Şimdi aslında ben bunu muz kabuğunu, patates kabuğunu ve yumurta kabuğunu aynı suyun içerisine koyup o şekilde hazırlıyordum. Ama yumurtanın kabuğu çok kötü koktuğu için hani bitkilerimiz de evin içerisinde bazen durduğu için evi de kötü kokutuyordu. O yüzden ben şimdi buna farklı bir uygulama yapıyorum. Yumurtanın kabuklarını gördüğünüz şekilde ayrı bir yerde haşlıyorum, kaynatıyorum, suyu ekliyorum, kaynatıyorum, soğutuyorum. Ondan sonra muzun kabuklarıyla ve patatesin kabuklarıyla yaptığım besinle bu görmüş olduğunuz yumurtanın haşladığım suyunu ikisini birlikte çiçeklerime veriyorum. Şimdi gelin birlikte çiçeklerimize verelim. İlk olarak yılbaşı çiçeğime veriyorum arkadaşlar. Zaten tomurcuklandı. Bu bitki besiniyle de çok çabuk çiçek açacaktır yılbaşı çiçeğimiz. Daha sonra arkadaşlar kohlera çiçeğime veriyorum. Böyle kohlera çiçeğimize su verirken yapraklarına değdirmemeye çalışalım. Evet, bu benim kohlera. Japon küpesi de deniyor buna. Rizomlarından büyüdü arkadaşlar. Daha sonra ise şöyle menekşeme veriyorum. Menekşeyi çok güzel çiçeklendiriyor bu bitki besini. Çok iyi geliyor. Daha önce yapmıştım ben. Evet. Asıl geldik kalan şu çiçeği. En çok soru sorulan kalan şu çiçeği. Evet, şu an benimki de çiçeksiz. Yakında açmaya başlayacak. Bu bitki besinini verdiğimde de daha güzel çiçeklenmeye duracak bu kalan şu çiçeği. Evet, zaten sonbaharın sonuna doğru çiçekleniyor kalanşolar. Bir de arkadaşlar, benim daha önce kalanşo bakımı ile ilgili çektiğim bir videoda şu gördüğümüz kalanşonun üstten kesip toprağa alın demiştim, eğer yaprakları yumuşadıysa. Bakın, benimkinin yaprakları gayet güzel canlandı. Tekrardan yeni bir çiçeğimiz oluşmuş oldu. Bunu da size göstermiştim. Yine bunun linkini de aşağıya açıklamalar kısmına atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, hemen bu arada size diğer çiçeklerimi göstereceğim. Hem de çiçeklerimizin daha farklı hangi yöntemlerle çiçeklendirebiliriz, onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi çiçeklerimizin bir kere bol aydınlık bir yerde durması gerekiyor. Sıcaklık değerlerinin kendisine uygun olması gerekiyor. Yılbaşı çiçeğinin işte soğukta durması gerekiyor. Menekşenin biraz daha ılık ve nemli bir ortamda durması gerekiyor. Kaktüslerimizin mesela daha güneşli bir yerde durması gerekiyor. İşte yaprak güzeli çiçeğimizin çokça sulanması gerekiyor ve yine aydınlık bir yerde durması gerekiyor. Bazı çiçeklerimizin yakıcı olmayan güneşte durması gerekiyor. Bunları da sağlayacağız. Bir de yeni ektiğimiz, yeni filizlenmiş bir çiçeğimizse öyle hemen çiçek açmaz. Kökünü bir yapması gerekir, olgunlaşması gerekir. Ondan sonra çiçek açar. Bütün bunları yaptıktan sonra benim verdiğim bitki besinini de kullanırsanız o zaman çiçekleriniz gerçekten çiçeklenecektir. Başka bir videoda, başka bir konuyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.